Amerikan askeri Ukrayna krizinin derinleştiği bir dönemde askeri tatbikat için Polonya'ya geldi. Amerika daha önce Rusya'nın agresif tutumuna karşı Doğu Avrupa'daki NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere güvence vermek için askeri gücünü artıracağını açıklamıştı. Rusya Devlet Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası bir askeri müdahalenin hangi koşullarda gerçekleşebileceğinin altını çizdi. Eğer biz saldırıya uğrarsak kesinlikle cevap veririz. Eğer meşru çıkarlarımız Güney Osetya'da olduğu gibi Rus halkının çıkarları saldırıya uğrarsa karşılık veririz. Bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yaparız. Rus vatandaşının saldırıya uğraması Rusya'nın saldırıya uğradığı anlamına gelir. Rusya, Kiev'in ayrılıkçı gruplara karşı ikinci operasyonunu Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ziyareti sırasında gerçekleştirdiğini belirterek, Washington'ın Ukrayna'da yaşanan olayları kışkırttığına inanıyor. Lavrov'un yaptığı açıklamalar tam anlamıyla gülünç. Söyledikleri sahada yaşanan gerçekleri de yansıtmıyor. Ukrayna hükümetinin attığı adımlar meşrudur. Bu adımlar silah zoruyla işgal edilen kamu binalarına karşı atılan adımlardır. Ukrayna hükümetinin talimatının ardından Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara yönelik başlatılan terör operasyonu devam ediyor. Ancak operasyon şu ana kadar işgal eylemlerini sonlandırmada etkili olamadı. Ülkenin en büyük kentlerinden Donetsk'te Ukraynaca konuşan topluma yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların arttığı gözleniyor.